Aralık 2012 tarihinde başta Anka insansız hava aracı olmak üzere Bayraktar TB3, Aksungur ve Akıncı'nın mensubu olduğu orta irtifa uzun havada kalış özelliklerine sahip insansız hava araçlarında kullanılacak milli motor için Savunma Sanayi Başkanlığı ve TEİ arasında sözleşme imzalandı. 2013 yılında motor üzerine çalışmalara başlayan TEİ, motoru ilk kez Ocak 2017'de çalıştırdı. Şirket içerisindeki testlerden sonra ilk prototip motorlar TUSAŞ'a teslim edildi ve Anka Aralık 2018'de PD-170 motoruyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuşlu testlerin de tamamlanmasıyla motorun seri üretimi başladı ve Ocak 2020 tarihinde TUSAŞ'a 13 adet motor teslim edildi. Yakın zamanda da PD-170 motorlu Anka ve Aksungurların TSK envanterine girmesi bekleniyor. PD-170 TUSAŞ üretimi Anka ve Aksungur İHA'larla birlikte Anadolu LHD'de kullanılması beklenen Bayraktar TB3 SİHA'larda da kullanılacak. Konu hakkında açıklama yapan TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, PD-170 motorlarının Bayraktar TB3'te entegrasyonu ve testleri için ilk motorların Baykar Savunma'ya verildiğini açıkladı. PD-170, 2.1 litrelik hacime ve 170 kilogram kuru ağırlığa sahip. Motorun ana bloğu 18.5 kilogram. Çift alternatörlü ve çift turbo şarjlı olan motor, 20 bin fit irtifada 165 beygir, 25 bin fit irtifada 155 beygir, 30 bin fit irtifada 130 beygir, 35 bin fit irtifada 105 beygir ve 40 bin fit irtifada 90 beygir güç sağlıyor. Yine TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit'in paylaştığı bilgiye göre de en iyi rakibinden %11 daha az yakıt tüketiyor. Bu rakam hem SİHA'ların daha uzun sürede havada kalmasına hem de istenirse daha fazla faydalı yük taşımalarına olanak sağlıyor. Anka'larda kullanılan yurtdışı temin TEİ modifikasyonlu PD-155 motoruna göre güç yakıt tüketiminde oldukça iyi olan PD-170, Anka'nın havada kalış süresiyle faydalı yük miktarını önemli ölçüde arttıracak. Ayrıca PD-155 10.500 feet'e kadar tam güç çıkabilirken PD-170 20.000 feet'e kadar güç kaybetmeden çıkabiliyor. PD-170 2.400 saatlik uçuş ömrüne sahip. Bir motor üretilirken en kritik konu kullanılacak malzemeler ve motor bloklarının dökümüdür. Bu konuda alüminyum türevi bir malzemenin dökümü konusunda yine yerli bir firma olan Gür Metal ile TEİ arasında işbirliği devam ediyor.